Kendinden ayaklı çerçeve için görseldeki malzemeleri kullanacağız. Öncelikle kenarları 21 cm olan bir kare kesiyoruz. Daha sonra kareyi sağdan sola ikiye katlıyoruz ve bastırıyoruz. Aynı şeyi alttan üste de yaparak yine ikiye katlıyoruz. Bastırıp açıyoruz. Şekil dörde bölünmüş oldu. Sağ alt köşeyi orta noktaya gelecek şekilde üçgen katlıyoruz. Aynı şeyi diğer köşelere de uyguluyoruz. Oluşan şeklimizi kare duracak şekilde yan çeviriyoruz ve daha sonra tersine çeviriyoruz. Sağ üst köşeyi orta noktaya doğru üçgen katlıyoruz. Aynı şeyi diğer köşelere de uyguluyoruz. Ve bastırıyoruz. Elimizde böyle bir şekil oluyor. Ters çevirdiğimizde böyle gözükmeli. Dört küçük kareyi teker teker dışa doğru üçgen olarak katlıyoruz. Gösterdiğim şekilde. Daha sonra cep gibi şekiller oluyor. Katladığımız yeri çevirip iç kısma itiyoruz. Ve bunu diğer köşelere de uyguluyoruz. Her zaman origamide katlamalar bize kolaylık sağlıyor. Aynı ki katlama içeri kolay katlamamız için bize yardımcı oldu. Gördüğünüz gibi çerçeve oluştu. Arka kısmı sayesinde ayakta durabiliyor. Daha önceden çizdiğim resmi çerçevenin içine koyuyorum. Sizler de fotoğraflarınızı, çizdiğiniz resimleri tablolara koyabilirsiniz. Tablolarınızı istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben böyle süsledim. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Fakudo kanalıma abone olmayı ve gönderilerimi beğenmeyi unutmayınız. Sevgilerle.